Değerli izleyiciler, Elif Ufluoğlu ile Sivil Etki programına hoş geldiniz. Her programda olduğu gibi bu programda da sağlık dileyerek programa başlamak istiyorum. Efendim, bugünkü konuğum gönlü yüce insanların bir araya gelerek oluşturduğu, o yüce gönüllülerin diğer yüce gönüllülere ulaşmak için gönüllerini ortaya koyduğu Tohumluk Vakfı. Vakfı ve vakfın kurucu başkanı, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı, sanatçı Pınar Ayhan'ı tanımadan önce, ki onu hepimiz tanıyoruz, öncelikle bu güzel Tohumluk Vakfı'nın marşıyla başlamak istiyoruz efendim. Sizleri bu duygu dolu marşla baş başa bırakıyorum. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, sizler Pınar Ayhan'ı sanatçı kimliğiyle orada duruverseydi zaman, Kemal ve Dinle Çocuk'la çok iyi tanıyorsunuz. Bir de Pınar Ayhan'ın Tohumluk Vakfı'na verdiği o gönül davasını kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Pınar'ın. Hoş bulduk Elif Hanım. Ne güzel anlattınız. Teşekkür ediyorum. Yaptığınız bu güzellikler anlat anlat bitmez. Aman İzleyicilerimizin damağında kalacak bir tat olacak bu program sizin sayenizde ve yaptıklarınız sayesinde. Sizi herkes tanıyor ama biz bir de sizi kendi ağzınızdan dinleyelim Pınar Hanımcığım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yaptıklarımla anılıyor olmak güzel bir şeymiş gerçekten. O yaşlara doğru geldik çünkü. Evet. Gençken diyorduk ki yaptıklarımızla anılacak işler yapalım inşallah. Herhalde oralara doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Ben aslında İngilizce edebiyat mezunuyum Hacettepe Üniversitesi'nden. Sonrasında da bir türlü
tezini teslim edemediğim, şimdilerde yeniden başvurduğum AFL'a dönüp Halkla İlişkiler İletişim Fakültesi Ankara Üniversitesi'nin Halkla İlişkiler bölümü derslerini aldım. Kendimi mümkün olduğunca yetiştirmeye gayret etmiş bir insanım. Aynı zamanda şarkıcıyım, müzisyenim. Bütün bunların hepsi birleşince 40'lı yaşlarımda artık sanıyorum sahneye çıkmanın vakti geldi diye düşündüm. Bir de tarihe merakım vardır, evet. Okumayı severim. Babam rahmetli çok anlatırdı. Yemek sofrasında bize, iki abimle birlikte, üç kardeş bize çok tarih anlatırdı. Üstelik de yüzyılımızdan anlatırdı. Şimdi anlıyorum ki etkisi altında kalmışım. O yüzyılın belgeselini yaptınız bir nevi aslında. Ya öyle bir şey çıkmış oldu, evet. Ortaya. Bir de tabii aslında bu anlatı işini yapan duayenler var. Suna yakın onlardan biridir. Benim de etkilendiğim bir sanatçıdır, dostumdur aynı zamanda. Fakat işte ben de hani hep biraz daha koyarak yanına, sağına, soluna veya kendi yeteneklerimizi, özelliklerimizi ekleyerek yaparsak özgün bir şey çıkar ya. Sanıyorum işte müzikle birlikte, edebiyatla birlikte, fotoğraflarıyla, güzel anlatılarıyla en azından lise öğrencileri demişlerdi ki tarih bize böyle anlatılsaydı biz de severdik ve öğrenirdik. Ben de şahsen açıkçası öyle düşünüyorum. Evet, keşke bütün olgularıyla birlikte tarihi öğrenebilseydik. Gerek müfredat, gerek ideolojik yaklaşımlar, sebep her neyse, eğer tarih bize hakikaten duygularıyla, belgeleriyle, gerçek zamanıyla anlatılabilseydi, kendimizi içinde hissedebilseydik, bilgi içimize nüfuz edebilseydi her yönüyle, duygusuyla, zihniyle, bilgisiyle, belki bugün çok daha farklı şeyler yaşıyor olurduk, geleceğimizi tasarlama yetisine sahip olurduk diye düşünüyorum. İşte ben de o özelliklerimi bir araya topladım, başladım sahnelerde yüzyılımızdan hikayeler, gerçek yaşantıları anlatmaya. Evet, aslında insanın algısının hem görsel hem duysal hem işitsel olmasını da o kadar güzel, evet, kullanan bir gösteri ki, yani sadece okumak yetmiyor çoğu insana ya da sadece görmek yetmiyor. Siz bu kombinasyonu o kadar güzel hazırlamışsınız ve o kadar güzel aktarmışsınız ki izlemeyen, bu gösteriden mahrum kalanlar mutlaka bu gösteriyi izlemeli demek istiyorum. Teşekkür ederim. Pınar Hanımcığım, Tohumluk Vakfı. Yani adı insanı böyle heyecanlandırıyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Programa gelmeden önce ben de en taze tohumluk gönüllüsü oldum. Daha mutlu olamazdım. Beni daha mutlu edemezdiniz. Vallahi yani çok mutlu oldum. Yani kabul görürlerse tabii ki sistem üzerinden gönüllülüğümü bildirdim. Her türlü Tohumluk Vakfı'nın yanında olmaya zamanım ve ömrüm yettiğince hazırım. Daha ne olsun. Bunun da size taahhüdünü vermek istiyorum. Aman bundan. Efendim, bir cumhuriyet kadını bizimle birlikte olmak isteyecek, biz öper başımızın üstüne koyarız. Hoş geldiniz aramıza. Çok teşekkür ederim. Oldum. Şimdi sizden Tohumluk Vakfı'na giden o yolu önce dinlemek istiyorum. Yani donanım, evet, birikim, evet, bunu aktarma muhteşem. Nereden çıktı bu? Yani sivil toplum kuruluşu gönüllüsü olmak bambaşka bir şey. Yani bu yola sizi ne götürdü Pınar Hanım? Aslında bakarsanız 11-12 yaşlarımdan beri, şimdilerde annemin uzun yıllardır genel başkanlığını yaptığı Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Yetiştirme Vakfı'nın üyesiyim. Şimdilerde de genel kurul üyesiyim hatta. Sivil toplum kuruluşçuluğunu, gönüllülüğü zaten ailemde öğrenmiş bir çocuğum. Bundan dolayı çok şanslı adediyorum, evet, kendimi. Bunun A'sını Z'sini öğrenmiş bir çocuğum aslına bakarsanız. Anneannem, babam, dedelerim hepsi bir şekilde toplum gönüllüsü insanlardı. Böyle olunca sanıyorum kodlarıma bir şeyler zaten işlemiş. Yani hayata bakışım zaten gönüllülük üzerine kurulmuştu galiba. Öte yandan bu sahnelerde anlattığım, sizin de takdirle bahsettiğiniz, teşekkür ediyorum, bu gösterilerimiz var ya, burada tanıştığım kahramanlar, hikayeler aslında böyle masal gibi geliyor bize. İşte kitap oku, roman gibi okuduğumuz, evet, kitapları onu da okuyorsak veya ne bileyim gösteriler filan. Fakat bunların aslında birer yaşanmış gerçeklikler olduğunu hissettiğiniz zaman bir anda ya da ne bileyim artık yavaş yavaş bir şey oluşuyor ve o statik enerji bilgiyle, bilginin böyle bir gücü var, harekete geçirme, evet, gücü var, kinetik enerjiye dönüştürüyor her şeyi. Bilgi yavaş yavaş doldukça, bütün haznelerinizi doldurdukça, hadi diyor artık sıra sende, bak öğrendin. Bilgi, eğitim gerçekten bu yüzden çok çok önemli. Sahaya indiren şey bilgi, iddiayla, evet, söylüyorum sahneden bunu. Sahaya. Sahneden sahaya sanat. Evet. Gerçekten öyle. İşte bu kahramanlarla tanışıp da onları anlattıkça, hele de bu kahramanlar kendileri zaten birer Atatürk gibi insan oldukça, yani işte ne bileyim İsmail Hakkı Tonguncu'ndan,
Hasan Ali Yücel'inden, Mustafa Necatisi'nden, Mualla Eyüboğlu'ndan muazzam insanlarla tanıştım ben. Benim çalışma odama bir girseniz ses duyarsınız. Fısıldarlarlar size, böyle gelirler kitapların arasından. Bak bunu böyle yap, bak şu da olmuştu, bunu da böyle yapmıştık diye teknik bilgi verirler adeta. İşte bu psikozla harekete geçmek istiyorsunuz. Ben bu hikayeleri anlattıktan sonra sahnelerde zannettim ki bir şeyler hemen değişecek. Ben biraz bir Koç burcu öyle bir şeymiş, ben öyle bilmiyordum. Biraz çabuk hareket etmeyi seviyoruz. Hemen her şey olsun istiyoruz. Kendi hızımızda olsun istiyoruz. Bir de tekrar vurguluyorum, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi zamanının çok önünde hızla giden bir insanla tanıştıktan sonra, her şeyin mümkün olduğunu da öğrendikten sonra çalışarak, karim, azim, kararlılık, strateji ve sevgiyle yapınca her şeyin mümkün olabildiğini öğrendikten sonra sonucu hemen bekliyorsunuz. Bu kadar şey anlattım, bugün de demek ki öğrendik, gereğini yapabiliriz diye düşünüyordum her oyundan sonra. Fakat evet, çok da öyle olmadı. Toplum dinamikleri sizin kendi dinamiğinizle bazen uyuşmayabiliyor. Bir ortak akılın vücuda, yani konsensus oluşması gerekiyor. Onu biraz beklemek zorunda kalıyorsunuz. Öyle olunca dedim ki başka bir itici güce daha ihtiyaç var herhalde. Eyvallah, sanatın kendine has zaten çok bir özgür ağırlığı var. Yani harekete geçiriciliği var ama başka şeyler de gerekiyor. O neydi o başka şey? Benim samimiyetle anlattıklarımı gerçekleştirmemdi. Bana göre, benim bundan anladığım. Öğrendik tıpkı Atatürk'ün de yaptığı gibi, o kitaplar boşuna okunmamış. Evet. Kimisi 5000 diyor, kimi 10.000 diyor. Altı çizili o binlerce kitap boşuna okunmadı diyor mu? Biriktikten sonra harekete geçirici gücü var. O kadar büyük bir güç ki insana bir cumhuriyet kurdurabiliyor. O bilgiler sayesinde, yani Atatürk'ü kendinden uzaklaştırma yaklaşımından haz etmiyorum ben. Yani işte bir uzaydan geldi de o gönderildi falan. Hayır, sadece çok çalışkandı. Çok çalışkan. Zekasını çalışma yönünde, öğrendiklerini de efendim sahaya koyma yönünde kullanan bir insandı. Bence bunu anlayalım biz asıl. Evet. Başka şeye bakmayalım. Ne yaptığını ve nasıl yaptığını anlayalım. Çalışıyordu, öğreniyordu ve bunu harekete geçiriyordu, uygulamaya çalışıyordu. Farkı ne dediğimizde aslında diğerlerinden... Bu. Evet. Bu. Diğerlerinden en büyük farkı doğrudur ama onlar da bir İsmet Paşa, İnönü Paşa da en az onun kadar okuyan, evet, öğrenen, bir Ali Fuat Cebesoy hatta ondan daha donanımlı, eğitimliymiş. Şöyle Halide Edip'e soruyorlar, diyorlar ki farkı neydi? Siz azıcık, evet, bunu söyleyince oraya geçeyim. Farkı neydi? Neden o öne çıktı? Diğerleri de büyük insanlardı, büyük isimlerdi. Halide Edip diyor ki, evet, hatta ondan daha iyi eğitimlileri de vardı ama onun çok büyük bir farkı vardı. O da coşkusu ve tutkusuydu, evet, diyor. Evet, enerjisi. Şimdi ben içten yanmalı insan diye bir kavram uydurdum. Kimi buna çok gülüyor, kimi ha diyor, doğru öğrencilerime de öğrettim. İçten yanmalı insan olmak. Bana göre tanımı bu böyle insanların. Yani dışarıdan bir etkiyi beklemeden, efendim, kendi kendini harlamak, kendi ocağına kendi odununu sürebilmek ve bunu yakıp harlamak ve sönmeden sürdürülebilir halde tutmak. Evet, bu tabii güzel. Şey, pek çok bunun nasıl söyleyeyim, şeyi var, yolu var, ihtiyaç var. İşte okumak bunlardan biri, çalışmak bunlardan biri. İşte bunları öğrendikten sonra diyeyim, toparlayayım, binde biri kadar dahi olsa işe yarayan bir kıvılcım oldu bende de. Atatürk'ün binde, milyonda biri kadar bile olsa. Ne oldu? Dedim ki anlaşıldı. Bu yetmeyecek sadece sahnelerde anlatmak. Senin anlattıklarını, öğrendiklerini yapman gerekecek. Bu nasıl olacak? Adımını atmadığın yerlere adımını atman gerekecek artık. Nereler buralar? Anlatıyor Atatürk, diyor ki köylere gideceksiniz. Evet. Kırsala gideceksiniz, mahallelere tanışacaksınız, birbirinizi göreceksiniz, gözünüzün içine bakacaksınız ve birlikte öğreneceksiniz. Kimse kimseye bir şey öğretmeyecek. Herkes birbirinden öğrenecek. Soframızdaki, tabağın içindeki yemeğin bize ne yaptığını merak eder olduk. Tüm dünya artık bunu merak ediyor çünkü hastalanıyoruz. Evet. Yediğimizin, içtiğimizin ne olduğunu merak etmezdik eskiden. Tüm iyi niyetimizle sadece yaşamaya bakardık. Ama artık her şeyi sorgular hale geldik çünkü hastalıklar arttı. Çünkü yaşam kalitemiz düştü, azaldı. Peki bunun kaynağı neresi? Bunun kaynağı toprak, doğa. Nerede bunlar? Kırsalda, köylerde yaşayanlarda, onların elinde. Peki onlar ne yapıyorlar? Biz hep suçlu arıyoruz.
Öfkelenmek ve öfkemizi çıkarmak ve bu öfkeden kurtulmak için birilerine kızmak, bağırmak, çağırmak istiyoruz ama aslında başkalarının da oralarda olanların da mağdur olduğunun farkında değiliz. Dolayısıyla bir araya gelip bir çözüm üretmek lazım. Bu fikirle biz işte köylere, kırsala gitmeye karar verdik. Bir seçim macerasıdır aslına bakarsanız. 2015 yılı seçimiyle başladı. Bu arada görev almıştık köyün birinde. Çok da seviyorum o köydeki yaşayan dostlarımla, artık akraba gibi olduk. Orada geçirdiğim bir günden sonra biraz da tartışmalar oldu. Seçim ortamı gergin ortam biliyorsunuz. Dedim ki biz birbirimizi yeniden bulmalıyız. Ne demişti bize? Gidin. Bulun birbirinizi, köylere evet. gidin, kırsala gidin, mahallelere gidin demişti. Gidince ne demek istediğini anladım. Biz kardeşler, biz bu vatanın vatandaşları aslında birbirimizden uzaklaşmışız. Ve aynı dili konuşmamaya başlamışız. Toprakta yaşayanlarla betonda yaşayanlar olarak ayrılmışız. Baya baya ayrılmışız ve bundan da bir mahsur da görmemişiz. Farkında bile değiliz durumun. Bunu fark edince anlattığım hikayeler geldi aklıma. Mesela işte o muazzam bizim Cumhuriyet'in Rönesansımızdır bizim gerçek köy enstitüleri hikayesi. Evet. Bir gösterimin tamamı ikinci perde olduğu gibi onu anlatıyorum. İnce ince nerede ne yapılmış, nerelerde düğümler atılmış, düğümler nerelerde çözülmüş, nasıl noktalanmış filan. Neye yaramış? Dünya bundan nasıl etkilenmiş biz geri çekilirken? Hala bu modeli nasıl kullanıyorlar? Hala aynen öyle. Nasıl kullanıyorlar bu modeli? Şimdi bunları da gördükten sonra anlaşıldı dedik. Artık bir şeyi öğrendikten sonra gerçekten bir gün önceki gibi ya da bir saat önceki gibi yaşayamıyorsunuz. Duramıyorsunuz. O bilgiyi kullanmayı, nerede kullanabileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. İşte o köylerden birinde atıl vaziyette kalan, benim işte hikayelerde, günlüklerde, romanlarda, belgeliklerde okuduğum o kagir, yani taş okul binaları iki derslikle, onlardan biriyle karşılaşınca o köyde, ha dedim tamam, alan daha hali hazırda varmış. Dışarı çıkınca görüyorsunuz. Evet. Çıkmazsanız görmüyorsunuz. Kendi yaşam konfor alanınızdan çıkmazsanız. O zaman burada bir şeyler yapalım. Yeniden canlandıralım. İsmail Hakkı Tonguç'un kitabının adı gibi canlandırılacak köyler bulalım, canlandıralım. Çünkü bizim can damarlarımız da orada atıyor aslında. Sonra orada çalışmalar yapmaya başladık. O okul binasını yeniden elden geçirelim, tadil edelim, işte ne bileyim etkinlikler yapalım kadınlarla, çocuklarla, çiftçiyle. Kendimizi de geliştirmiş olalım bu arada. Hayattan uzağız, çok öğrenecek çok şeyimiz var dedik ve o okulu ele aldık. Derken işte sizin gibi, benim gibi, ne bileyim kendini topluma adamayı seven, eğer bir verirseniz karşılığında en azından sevgi olarak kendinizi iyi hissetmeniz evet. için bin alabileceğinizi bildiğiniz pek çok insanla bir araya geldik. Çünkü aynı ve nakdi yardım yapmaya başladılar o okul binası için. Bizde çok fazla iyi insan var. Gerçekten var. Ülkemizde çünkü imece diye bir kavram var, ahilik evet. diye bir kavram var. Yani edep var, adap var, genlerimizde görgü. Var. Kodumuzda, genlerimizde evet. var, teşkilatlanmayı biliyoruz, gayri ihtiyari köklerimizde var. Bunlar duruyor duruyor bir tekrar bir böyle bir canlanıveriyor bizde. Asla ölmüyor, ne nefis bir şey aslında, öyle değil mi? Ölmeyecek de. Böyle olunca yardımlar yağmaya başlayınca bunu daha kurumsallaştırma ihtiyacı doğdu. Çünkü kaydı kuydu var bu işin. Evet. O zaman dedik ki ya bir dernek olalım ya bir vakıf olalım. Çünkü toplaştık, ne kadar güzel, dağılmayalım da. Değerli insanlar bir araya geldi. İşte o zaman vakıf olmaya karar verdik. İleride dedik belki çiftliklerimiz olur, okullar olur, kooperatifler kurarız. Bir araya... O yüzden o vakfa ait bir eser olsun dedik ve tohumluk, sosyal yardımlaşma, eğitim, kültür, sanat vakfını kurduk. Çok güzel. Şöyle aslında bu çok taze kurulmuş bir vakıf ama anlattıklarınız, heyecanınız sanki köy enstitüleri evet. zamanına dayanan bir geçmişmiş gibi algılanıyor. Yani, devamı gibi sanki. Evet, devamı gibi, kopmamış gibi. Yani bunu söylerken bile benim böyle içim kıpırdıyor. Yani bunu söylemek istiyorum. Bu pandemi dönemi de aslında bizi biraz daha toprağa yönlendirdi. Yani şehirliler hobi bahçeleri dedi adına ya da ne bileyim bahçeli bir evim mi olsaydı dedi. Hani böyle bir köylerine dönme isteği geldi içlerine. Biraz daha böyle toprağın kıymetini bilir olduk. Pandemi aslında bize biraz da bunu öğretti. Hani her kötü şeyden bir iyilik çıkartmak toplumsal evet. olarak bizim yapımızda da vardır ya. Belki de bu çıkarttığımız sonuç o iyilik sonucudur. Zaten bu da bir iyilik hareketi değil midir? Yani toprağa dönmek.
O eski günlerin özelliğini, o özel anları, o özel yiyeceği, içeceği bile tekrardan hayata geçiriyor olabilmek de bir iyilik hareketidir diye düşünüyorum. Tam da öyle. Tam iyiliğin daniskası, evet, kendisi yani. Evet. Tabii şimdi toprağa döndük, toprakla yeniden karşılaştık. Biraz böyle bir şaşkın da olduk. Aslında ne yapacağımızı da bilemedik. O hobi bahçeleri falan filan da işin başka tarafı. Bizim için avantajlı tarafı da şu oldu salgının, aslına bakarsanız. Evlere kapandık ama teknoloji bize Zoom gibi bir, işte o mantıkta her yere ulaştı. Mecralar sunmaya başladı. Biz de altyapımızı bu sayede çok hızlı ve derin bir şekilde oluşturabildik vakfımızın. Eğitimler yaptık. Hiç durmadan ama neredeyse her akşam. Tüzüğümüzde biz sadece ulusal değil, uluslararası teşkilatlanmaya da açık bir vakıf olarak kurulduk. Dolayısıyla Ankara'da kalmadık. Ekranın bir yerinde 3 kişi Bursa'dan katılıyor, 2 kişi İzmir'den katılıyor, öbürü İstanbul'dan derken biz hakikaten ekran sayesinde, Zoom sayesinde sanal ortamda somut ilişkiler kurduk. Çok somut hem de. Ve teşkilatlanmamızı başlattık. Eğitimlerimizi, vakıfçılık ne demek, etik kural ne demek, altyapı nasıl oluşturulur? Anayasa kitabını oluşturduğunuz. Tamamen onu yaptık. Ve komitelerimizi kurduk. Ekranlarda komitelerimizi kurduk. Paylaştık, çalışmalara başladık. Uzmanları davet ettik aramıza. Şu anda 11 komiteyle biz çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Bize diyorlar ki Yapınar'ın, çok fazla alt başlığınız, çok fazla konunuz var. Siz hangi birine nasıl odaklanacaksınız? Zor bu iş. Bu doğru mu sizce diyorlar. Benim de verdiğim cevap şu oluyor. Diyorum ya, okuyunca, öğrenince artık hiçbir şey eskisi gibi olamadığı gibi üstüne üstüne gidiveriyorsunuz meselelerin. Diyorum yani eğer Atatürk böyle düşünmeseydi o devrimleri aynı dönem içinde nasıl yapacaktı? Birbirini ardı sıra, aynı anda, birbiriyle etkileşim halinde nasıl yapardı o zaman eğer böyle ve düşünmeseydi? O şartlarda. Şimdi bir de bizim şartlarımız da var, uygun üstelik. Neden? Çünkü sadece bir köy okulunun kütüphanesine kitap koymanın yetmediğini fark ettik. Çünkü o kitabın okunamadığını da fark ettik. Biz tarım diyorduk, iyi de o kitabın okunması gerekiyor, o tarım işlerinin kotarılması için. Hadi okundu, tarıma geldik. Tarım dedik ama bunun çağdaş yöntemlerini öğrenmemiz gerekiyormuş meğer. Hadi oradan uzmanlar geldi. Tarım ekonomistleri girdi işin içine, bitki tarla hocaları girdi falan filan. Onlar bir yandan çalışıyor, biz bir yandan eğitim altyapısını çalıştırıyoruz, başlatıyoruz filan. Ne bileyim işte sanat, kültür zaten benim bu işin başında biraz da önünde ya da el ele olduğumuz için tabii ki hep önde gidiyor sanat. Çünkü sanatın girdiği yerde zeka çalışmaya başlıyor. Çok iddialı bir şey söylüyorum bakın. Akıl çalışmaya başlıyor. Nöronlar çalışmıyor. Çünkü duygu var işin içinde. Bir de ateşlenme salgıladığınız var. Hormon çok güzel oluyor sanatla. Aynen öyle. Tam da öyle. Sanat mutlaka olması gerekiyor. Bu anekdotu anlatmak isterim. Çok iyi bir örnektir. Lütfen. Uludağ Üniversitesi'nde bir fakülteyle görüşmeler yapıyoruz. Dekan dedi ki, vallahi tebrik ediyorum da dedi. Siz dedi bu sanat kısmı, çünkü teknik bir konu için konuşuyorduk, ziraat, tarım. Bu dedi sanat falan dedi girmiş işin içine dedi. Yani oradan oraya. Ben de anlatmaya çalıştım derdimizi. Neden kültürün, sanatın, sporun işin içinde olduğunu. Sonra ilerleyen dakikalarda sohbetin kendisini ben İsmail Hakkı Tonguç'a çok benzettim. Dedim var mı bir Trakya tarafında böyle bir şey? Tabii dedi. Biz de dedi göçmeniz dedi. Hatta Pınar Hanım dedi. 12-13 yaşlarındaydık geldiğimizde dedi. Ben dedi Türkçeyi tam anlayamıyordum dedi. En iyi derslerim dedi. Müzik ve spordu dedi. Ve resimdi dedi. Çünkü dedi konuşmaya ihtiyaç yoktu dedi. Ha dedim Sayın Dekanım tam da bunu demek istiyoruz işte dedim. Biz de dedim gittiğimiz yerlerde, kırsalda, köylerde önce konuşmaya ihtiyaç duymadan başlıyoruz bu sayede dedim işte. Müzikle, süper, sohbet, kültür, ortak dilimizle, manilerimizle, tiyatrolarımızla bununla başlıyoruz dedim. Önce birbirimizi şuradan anlamaya çalışıyoruz. Buranın rabıtası sağlandıktan sonra gerisi geliyor. Sonra teknik konulara geçiyoruz, geçebiliyoruz. Önce buranın diliyle giriyoruz, her yere gitmeye gayret ediyoruz. 2,5 yıl oldu. Evet. Yeniyiz dediğiniz gibi ama hiç de yeni gibi değiliz. Dediniz ki köy enstitülerinde şöyle bugünün şartlarıyla ne yapmak lazım ona bakmaya gayret ediyoruz. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi hani ona izim
demiş Yakup Kadri. Bir ideolojisi olması evet. lazım bu demiş bu partimizin. O da demiş ki yok çocuk donar kalırız öyle olmaz demiş. Donar kalırız cümlesi beni çok etkilemişti. Oyunumda da gösterimde evet, de bunu evet. anlatıyorum bu hikayeyi. Yakup Kadri'nin bu anlattığı hikayeyi. Çünkü zaten bir sözü var ya der ya hani ben size hiçbir ayet, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Evet. Benim bütün prensibim işte bilim ve akıldır diyor. Çünkü diyor cemiyetlerin, toplumların, fertlerin yani bireylerin bile diyor günden güne mutluluk ve mutsuzluk anlayışları değişir. Değişmeyeceğini iddia etmek aklın ve ilmin gelişimini inkar etmektir diyor. Bu cümle bile benim pek çok şeyi anlamama, beni harekete geçirmeye yetiyor. Yok diyor, o günün şartlarını iyi anlamaya çalış. Çünkü olasılıklar sonsuz. Problemler, sıkıntılar da sonsuz, çözümler de ona göre sonsuz. Sen ona göre aklını kullan, çalıştır diyor. Dolayısıyla bugünün şartlarında ne yapacağız ona bakacağız. Ama mutlaka olması gereken şey, değişken olmayan şey biliyoruz ki bilim, akıl, kültür, sanat, kökler, sağlam durmak, ayaklarımızın yere sağlam basması, bunu düşünen insanlarla bir araya gelmek ya da gelenlere bu düşünceyi de anlatmak, öğretmek gibi bir misyon edindik. Evet. Şimdi Tohumluk Vakfı'nı incelediğimiz zaman böyle dijital platformu o salgın sürecinde çok da güzel kullanmışsınız. Biraz önce de söylediğiniz gibi. Hatta orada konserler vermişsiniz. Yani ben program öncesi biraz araştırma yaptığım zaman böyle hatta 3-4 gün keşke bunu araştırsaydım. Öyle keyifli ki yani bitmesin istiyorsunuz. O yüzden izleyicilerimiz Tohumluk Vakfı'nın YouTube kanalını mutlaka bir böyle yoklasınlar. Yani o mesajı da buradan verelim. Gerçekten çok çok güzel şeyler yapmışsınız. Elinize, emeğinize, tüm gönüllülerinizin gönlüne sağlık demek istiyorum. Sağ olun Elif Hanımcığım. Bir sürü şey de olmuş bu arada. 100. yıla yakışır, 100 çocuğa 100 kitap, 100. yıla yakışır 100 fidan, 100 köye. Bunlardan 100 biraz, mektup, 100 mektup, Atay'a 100 Atay'a mektup. 100 mektup. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Bunlar niye? Tohumluk deyince bize diyorlar ki siz tohum mu? Yok bir kere öyle bir şey diye üretmek diye bir şey yok ama ben de diyorum ki biz hem gıdanın hem insanın ata tohumunun peşindeyiz. Aslında evet, tohum olgusu evet. Bizim mesela tohuma kaçmak diye bir atasözü bile vardır. Yani tohuma ayırmak. Ayırmak, tohumluk. Yetişmiş olmak aslında baktığınız zaman. Aslına bakarsanız bizim bütün gönüllülerimiz şu anda birer tohumluk olma yolunda. Biz onları yeni nesil tohum olarak saklıyoruz ki devam etsin. Üretelim. Yani öyle bir insan modeli oluşturalım, öyle bir zihin modeli oluşturalım ki yeni nesiller de. Evet. Mesela bir hikaye daha var, niye etkileniyorum o hikayeden? Eskişehir'de bir taksi şoförü anlatmış bunu. Arkada bir yaşlı amca oturuyor. Trafikte gidiyorlar. Oğlum kırmızı yandı geçme. Oğlum bak yaya var dikkat. Oğlum bilmem ne dönüyor diyor ki amca sen köy enstitülü müsün ya diyor. Şimdi bu beni çok etkiliyor. Bir gün umuyorum ve arzu ediyorum ki gönüllülerimizden birileri desin ki konuştuğumuz cümlelerden, duruşumuzdan, hayata bakışımızdan siz Tohumluk Vakfı gönüllüsünüz. Çok güzel. Bunu dedirtelim inşallah. Nasıl dedirtelim? İklim demeyi bilerek, su demeyi bilerek, doğa demeyi bilerek, insan demeyi bilerek, çocuk. Yunus Emre, Ulu Önder Atatürk demeyi bilerek. Bunları bilen insanlar zaten özünde fikrin ne olduğunu da anlarlar. Dediğiniz gibi biz bir yıl boyunca ki geçen sene UNESCO'da Cumhurbaşkanlığımızda Yunus Emre yılı ilan etti 2021 biliyorsunuz. Bir yıl boyunca her ay uzmanlarıyla Yunus Emre konuştuk biz. Çok güzel programlar. Ya şimdi niye konuştuk? Niye konuştuk? Çünkü ancak cumhuriyete layık insanlar yönetebilir, kullanabilir bu sistemi. Ya siz ehliyet almak için gereken dersleri almadan, eğitimi almadan direksiyonun başına geçebilir misiniz? Geçemezsiniz. O direksiyonun başına geçmek için gereken bütün eğitimleri, özellikleri edinmiş olmanız gerekiyor karakterinizde. Dolayısıyla biz de önce kendimizi eğittik gerçekten. Şimdi işte artık kaliteli insan olarak bakmaya gayret ediyoruz. Ben kooperatifçiliği bilirdim ama
kooperatifçiliğin Atatürk'ün ekonomi politikası olduğunu bilmezdim. Niye? Niye diye şimdi bunun araştırmasını yapmaya başladım. Neden, peşine düştüm. Neden? Atatürk diyor ki vatanını seven kooperatif kurar, kooperatifçilik yapar diyor. Neden? 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 Çünkü sosyal demokratik bir ortamdan bahsediyor. Demokrasiden bahsediyor. El ele vermekten, bir olmaktan, birlik olmaktan, birbirimize faydalı olmaktan ve birlikte yükselmekten. Yani Yunus Emre ideolojisinden, duygusundan, fikrinden, bilincinden bahsediyor. Şimdi bunlar o kadar örtüşüyor ve iç içe ki bu topraklarda biz bu işlerin, bu fikirlerin beşiğinde büyüdük zaten. Bunlardan nasıl uzak olabiliriz? Nasıl unutturulmuş olabilir ki bunlar bize diyorum ya, dönüyor dönüyor. Hı, evet. Bir yerde tekrar kıvılcımlanıyor. Başlıyoruz birbirimize yardım etmeye. İçten karıncalar gibi. İçten yanmalı. Evet, içten yanmalı. İçgüdüsel bir başlıyoruz birbirimize yardım etmeye. Ne oluyor? Yardım ediyorum. Kodumuzda var çünkü. Bu nefis bir şey. Bu durumun diyeyim, bu çok özel durumun iyi ellerde korunması, pamuklara sarılması lazım. Bizler gerçekten özel insanlarız. Bu topraklarda yetişmiş güzel insanlarız. Anadolu'da yetişmiş. Özümüz ta Orta Asya'dan gelen kadın eşit, erkek eşit, çoluk çocuk, insan hakları, kadın hakları diyen bir toplumun evlatlarıyız. Bu kodlarla yetişmiş insanlarız. Bunlara sahip çıkan bir çatı oluşturduk biz şimdi. Bu vakfımızda, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür Sanat Vakfımızda bu çatıyı oluşturduk. Her komitede konunun uzmanları çalışıyor şu anda. Öbek öbek, öbek öbek. Ama bu demek değildir ki herkes kendi komitesinde kapandı kaldı. Bizler etkileşim halindeyiz. Beyin nöronları diyorum ya. Hı hı. Yola biz köyle kent arasında köprü kurmaya geldik, birbirimizden öğreneceğiz diye çıktık ama baktık ki sadece köyle kent değil, her kurumla, her tüzel, özel kişiyle biz köprüler kurmaya başladık. Beyni anlamaya, nörolojiyi anlamaya başladık. Beyin öyle çalışıyormuş, böyle çalışmak gerekiyormuş. Bunu makro ölçekte, mikro ölçekte gerçekleştirme. Doğanın kendisi gibi çalışmaya başladık. Herkesin birbirinden etkileşme ihtiyacı var, almaya vermeye ihtiyacı var. Onu fark ettik. Şimdi bilen bilmeyeni öğretiyor. Efendim, beraber üretmeye karar verdik. Nefis bir ortam. Genç tohumluğu da kurduk. Genç tohumluk da şimdi kendine yavru tohumluğu kuruyor. Önümüzdeki 10 yıl güzel. Evet, önümüzdeki 10 yıl tıpkı Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yaşlarında olduğu gibi genç tohumluktaki gençlerin Z kuşağının yılı 10 yıl. Ondan sonraki 10 yılda yavru tohumluğun yılı olacak. Onlar bizler gibi değil de biraz daha şuurlu, bilgili yetişsinler istiyoruz. Vakti geldiğinde ben bu konuyu çok iyi biliyorum. Kooperatifçilik mi? İlkokuldan beri hazırlanıyorum. Nasıl? Diyebilsinler, öğrensinler ve bunu tüm olgularıyla, kültürüyle, sanatıyla, tekniğiyle, ekonomisiyle, her şeyle öğrensinler istiyoruz. Peki 100. yıla 100 çocuktan Atatürk'e mektuplar. Evet. Nasıl şimdi çıktı bu fikir? O mektuplarda neler vardı? Neler olacak? Olacak. Ona hazırlanıyoruz, hı hı, şu anda. Bu şöyle, ben 2019'da 19 Mayıs'ın 100. yılında aslında böyle bir projeyi başlatmıştım. Maalesef tamamlayamadık. 100. yılda Atatürk'e 100 gençten 100 mektup diye. Hı hı. 60 kadarını edinmiştik, toplamıştık ve bunu sergilemiştik fuayede gösterimizden önce. Dedik ki bu fikir nefis bir fikir, bunu devam ettirelim. Şimdi işte 100 çocukla yapacağız. Hı hı. 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun, hı, 100. yılında 100 köy çocuğundan Atatürk'e 100 mektup gelecek. Onlar anlatacaklar, onlar yazacaklar mektuplarını ve biz o mektupları kitaplaştıracağız, sergileyeceğiz de. Sonra o mektuplar gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi, neler yaşanacak göreceğiz. Bu çok değerli bir şey. Çok. Bu şuuru bir kere önce hissettireceğiz onlara. O mektupta neler yazacağını bilecekler aslında. Belki bir taraftan de araştıracaklar. Araştıracak. Yani aileden öğrendiğimiz toplumsal öğretilerin dışında bir de merakla ilgili taraf var. Aynen sizde olduğu gibi. Evet. Yani hani o merak zaten insanı, hiçbir şey onu tesadüf ateşlemek değil. Yani bir şey var ve o sizi meraklandırmaya yönlendiriyor ve evet, o merakta işte böyle güzel başarılı hikayeler çıkartıyor ortaya. Evet. Peki köylere gittiğiniz zaman, yani sonuçta temas etmek değil mi asıl olan? Tabii. Tohumluk Vakfı'nın doğrudan temas etmek. Kentle köy arasındaki o köprü, aslında köprü diye bir şey de kalmadı, aslında köy diye bir şey de kalmadı demek de çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Hissettiğiniz şey neydi? Yani dediniz ya, evet gördüm, gözlerinde gördüm. Belki yakın çevrede evet olabilir ama
Metropole yakın yerlerde de bu var mı hala sizce? Tabii olmaz mı? Ayrıca da köy diye bir şey kalmadı demeyelim. Bu da yanlış yerleşiyor. Hı-hı. Var. Ne dağ köylerimiz var, ne yörük köylerimiz daha hala var. Daha hala ulaşmamız gereken yerler var. Kırsal diyelim biz aslına bakarsanız. Şöyle... işte diyorum ya, yani o Yunus'tan uzaklaşmanın, bu birlik ve birliktelik öğretilerinden uzaklaşmanın bir sonucu bu aslında, bencilleşme. Kendi ailelerimizden bile uzaklaşıyoruz ki, biz kendi sitelerde oturuyorsak yan evden bile uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla yani 30 kilometreden, 40 kilometreden, 100 kilometreden haydi haydi uzaklaşmışız zaten. Vatan vatan diyoruz ama 3 şehirle ömrümüzü geçiriyoruz. Evet. Yani neresi vatan, hangisi vatan? Ondan sonra da hamasi cümlelerle ayak bastırmam, benim ülkem, sınırım, neresi, nereden söz ediyoruz? Eğer şuramızda yaşamıyorsak, İsmail Hakkı Tonguç gibi 40 bin köye eğitim götürmek ülküsüyle yola çıkmadıysak, 9150 köyü atla eşekle merkeple yayan yer yer gezmediysek, biz oraya vatan falan diyemeyiz. Desek de karşılığı yok bizde. Evet. Neye sahip çıkacağız, niye sahip çıkacağız? Diyorum ya, o bilgi olursa harekete geçebiliyorsunuz. Bilgi olmayınca oturuyorsunuz yerinizde. Şurla hep bizim oleyiyor derlerdi ya eskiler. Allah Allah bizim oleyiyor diye. Nereler senin oluyor? Ektin mi, biçtin mi, sahip çıktın mı, ayak bastın mı? Hepimizin defekti bu. Evet. Bunu söyleyeyim yani. Hepimizin defekti bu. Dolayısıyla sadece kentten köye gidenin meselesi değil bu. Köyden kente gelenin de meselesi bu. Birbirimizi tanımıyoruz, dertlerimizi anlamıyoruz. Aynı dili gibi konuşuyoruz ama konuşmuyoruz. Ve uzaylı gibi bakıyoruz birbirimize. O köylerden birinde Zeynep bana demişti ki, ne güzel konuşuyorsunuz. Belli iyi bir insansınız da ama dedi. Sizin gibi bir şeyi dedi. Aynen böyle. Biz niye hiç buralarda görmedik daha önce dedi. Dedim haklısın. Evet. Haklısın. Artık daha çok göreceksin dedim. Çünkü benim de görmeye ve görülmeye ihtiyacım var. Bizim birbirimize varlığımızı kabul etmeye ihtiyacımız var. Ön yargılarımızdan sıyrılıp buradayım, yanındayım, varım, hatta senin bir parçanım. Bunu fark etmeye ihtiyacımız var. Bunu da hayatın olgularıyla iç içe geçirmeye ihtiyacı. Nasıl? İşte üreterek. Üreterek. Değil mi? Yani birileri toprağa sahip çıkıyor. Askeridir toprağın köylü demiş Atatürk zamanında. Onlar koruyorlar. Çünkü tarım korur. Bir yere gittiğiniz zaman eğer ekip biçmiyorsanız, ağaç dikmemişseniz o arazi sizin değildir. Köklenemez. Hemen ağacınızı dikeceksiniz ve ekmeye biçmeye başlayacaksınız. Benim diyorsanız eğer o arazi için. İşte toprakta yaşayanın dilinden anlamak, betonda yaşayanın dilinden anlamak, her dili öğrenmek ve el ele vermek. İşin püf noktası bu. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda zaten Atatürk'ün yanında hep köylüsüyle omuz omuza savaştı anıları da bizi zaten köye en çok değerin verilmesi gereken yer olarak gönderme yapıyor. O yüzden dememiş midir ki köylü şehirlinin efendisidir? Yani demek ki bunun için söylemiş. Evet, yani yanında onunla canla başla, işte ayağında çarıyla savaşan bu vatanın köylüsü. Yarın da o köylünün daha güzel ekip biçmesiyle ilgili ne yapılabilir denildiğinde de kurulmuş köy enstitüleri. Ya. Yani aslında hem eğitim hem öğretim bir arada. Şimdi bugün baktığımızda eğitim ve öğretim birbirine karışmış durumda. Hangisi eğitim, hangisi öğretim tartışılır yani, ya da hangisi daha doğru, hangisi daha yanlış. Öyle. Peki haydi kızlar spora demek istiyorum. Evet, nefis bir proje. İlk olarak bu projeyi kaynak geliştirme komitemiz getirdiğinde bizlere, nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben şahsen dedim, harika, güzel ama biz bir yandan da yani spor diyoruz ama biz tarım, ziraat falan, bunlara daha çok bir odaklansak mı? Ya bu projeyle mi parlayacağız, tohum diyoruz falan derken, ne kadar doğru düşünmüş arkadaşlarım, kendilerine teşekkür ediyorum. Canan Hanım, Esra Hanım, Ziya Bey izleyeceklerdir programı. Köylerden kız çocuklarına ulaşacağız. Spor yapmak isteyenlere destek olacağız. Ve hatta sonrasında da onların eğitim gelişimlerini takip edip destek vermeye devam edeceğiz. Hadi bakalım dedim. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne bu projemizle başvurduk. Hemen kabul gördük. Ve bu proje için biz koştuk. Adım adım platformuna üye olduk. İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan ve onların arkadaşlarından koşanlarla biz bu projenin maddi ayağını oluşturduk. Bağışları topladık. Tamamladık da sonra o bağış miktarıyla biz söz verdiğimiz gibi 115 kız çocuğuna
seçtikleri branşlara ait efendim ihtiyaçları karşıladık. Ayakkabısı, forması, çantası, topu varsa eldiveni, tie box bir şeyler istiyorlar. Efendim tamamını. Muazzam bir şeydi. Kayseri'de bir yatılı bölge okulu kız çocukları için yaptık bu projeyi. O kadar tatlılardı ki hepsi bizim mi diyen var mesela. Bunların hepsi benim mi böyle diyor. Evet hepsi senin diyoruz. Öbürü diyor ki bitince diyor kullandıktan sonra geri mi vereceğiz diyor. Hayır geri vermeyeceksin diyoruz. Ondan sonra efendim oradan biri dedi ki artık dedi değiştire giyersiniz dedi. Renkleri çok güzelmiş ayakkabıların dedi. Hayır dedik değiştire olamaz. Çünkü hepsinin özel ayak numaralarına göre alındı. Bedenlerine göre seçildi bu kıyafetler. Hepsinin kendine ait bu kıyafetler dedik. Çok şaşırdılar ve çok mutlu oldu bu çocuklar. Şimdi bununla bitmeyecek, benim daha çok demeyeyim, benim de heyecanlandığım tarafına doğru getiriyoruz olayı. Sporla beraber hani dil kullanmaya gerek kalmadı ya, sporla girdik ya biz şimdi olaya, başladık ya. Bundan sonrasında da okul yönetimi de tabii çok bizimle uyumlu çalışıyor sağ olsunlar. Bundan sonrasında da hafta sonlarında müzik, heykel, tıraşlık, fotoğrafçılık, resim eğitimleri konusunda da destek vereceğiz. Sürekli yapacağız bunu. Şimdi artık orada cayır cayır o Prometen'in alevleri gibi, ateşleri gibi aydınlanma ateşleri yanacak her yerde. Tabii devletimiz sonuçta bir ülke, bir devlet var karşımızda. Biz köklü bir devletiz. Bunun için gereğini yapmaya gayret ediyor. Ama dünyada olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi STK'ların çok güçlü olması gerekiyor. Devletin belki 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapma sürecinde bunlarla meşgul olurken günlük ihtiyaçlarla toplumun kendi reflekslerini geliştirdiği noktada STK'lar devreye girmeli. Avrupa'da kişi başına 750-800 STK düşerken bizde 50-60 bin STK düşüyor. Bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Bizim vatandaşlık bilincine sahip nitelikli, kaliteli insanlar olmamız gerekiyor. Yani umursamamazlık, kolaycılık, ben niye yapayım, devlet yapsın tarafı. Evet. Yani bize halk olarak, ulus olarak zaten bu yakışmaz. Yani hepimiz o taşın altına elimizi, gücümüzün yettiği kadar koymalıyız. En önemlisi de zaten sizin anlattığınız gibi eğitim. Evet. Yani bugün de zaten programın kapanışına mutlaka birlikte de kutlarız öğretmenlerimizin bu güzel, anlamlı gününü, ama bence her gün öğretmenlerimizin kutlanası günü. Doğru. Hele de bu şartlarda, hele de bu zor şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimizin de ellerinden öpüyoruz demek öpüyoruz istiyorum. Ve başımıza koyuyoruz. Çok önemli. Evet, çok önemli. Siz de zaten bugünün ana temasıyla da örtüşen ve tam da bu dediğim yerde işte Tohumluk Vakfı'nın eğitimleri gündemimiz yani. O yüzden de çok önemsiyorum Tohumluk Vakfı gibi vakıfların insanlara dokunarak işte o güzel teması, sizin içinizdeki o kıvılcımı elinin ucuyla da olsa hissettirerek vermesi çok çok önemli bir şey. Sağ olun, çok haklısınız. Bir grubumuz kooperatifçilik eğitimi grubu. Hiç bozmuyoruz onu. Her geçen gün katılıyorlar aramıza. Sahada olanlar, akademisyenler. O öyle devam ediyor. Oradan bir şey çıkacak, öz çıkacak ve kooperatifçilik konusunda yakındır. Önemli adımlar atacağız inşallah. Dünyadaki modelleri üzerinden çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Çalıştaylar olacak ve o modeller üzerinden yeniden bazı şeyleri harekete geçireceğiz. Öte taraftan işaret dilini de öğreniyoruz mesela. Hiç durmadan ona devam ediyoruz. Niye? Gittiğimiz yerlerde şimdi insan hakları, öyle değil mi? Tabii. İşte desteğe ihtiyaç olanların hakları var. Onlarla birlikte yaşıyoruz toplumda. O zaman onu da öğrenelim. Dil bilmek önemlidir. İşaret dili başlı başına bir meseledir. Dolayısıyla onun da eğitimleri var. Öte yandan edebiyat akşamları yapıyoruz. Efendim, zaten tarım, gıda, bunlarla ilgili konukları hiç durmadan sürekli alıyoruz. Ama felsefe ile pragmatist yaklaşım, yani saha ile teori bir arada gidiyor bizde. Çünkü birbirini tetikliyor. Öğrenmeden harekete geçemiyorsunuz. Evet. Bilgi harekete geçirtiyor işte diyoruz ya. O yüzden doğru yolda olduğumuza inanıyoruz gerçekten. Peki Pınar Hanım, köylerde birebir temas ettiğiniz yerlerde verdiğiniz eğitimler, evet. Gönüllülerinize verdiğiniz eğitimler, evet. Çünkü onlar o bilgiyi alacak ki doğru aktaracak. Bu harmanın bir araya gelmesi, şu anda belki seçtiğiniz pilot şehir, köy okullarında vesairelerde devam ediyordur. Hedefiniz
hedefiniz ne? Ne kadar yere, ne kadar zamanda ne yapmayı planlıyorsunuz? Hani bir SWOT analizi olur ya, Tohumluk Vakfı'nın bu analizi sonucunda bizi ne bekliyor? Çok güzel. Tohumluk Vakfı'nın amacı en genel ve en uzak diyeyim ya da ne bileyim, asıl amacı cumhuriyete yakışır vatandaşlar olmak. Bir arada bunu yaratmak, öğretmek. Çünkü dünyaya bakıyoruz. Yani geçen yaz görmüşsünüzdür belki gökyüzünde o Starlink. Evet. Starlink'e böyle bakan, artık siz nasıl baktığımızı siz anlayın. Bakan insanlar olmak istemiyoruz. O projenin paydaşı olmak istiyoruz. O projenin paydaşı olmak için de toplumun bütün unsurlarıyla birlikte ayaklanması gerekiyor. Aydınlanmış olması gerekiyor. O yüzden alt başlıklarımız bütün dinamikleri içeriyor zaten. Eğer bunlara biz hakim olursak, robot eğitimi, kodlama eğitimi de var bazı köylerimizde mesela. Buna da giriyoruz. Toplumun kendi içindeki yetenekleri, ben sanat konusunda yeteneğe sahip olabilirim ve bu konuda geliştirmek isteyebilirim kendimi. Öbürü teknoloji konusunda olabilir. Öbürü işte tarım konusunda olabilir. Bizler işte bu çarkın dişlileriyiz. Bu dişlilerden birimiz kırılırsak çark dönmüyor. O çarkın iyi çalışması ve cumhuriyet aygıtının sürdürülebilir şartlarda çalışması için hepimizin eğitilmesi gerekiyor her konuda. Hiçbir şeyden yüksünmeden, küçümsemeden, küçümseyecek mesele değildir evet. Tarım, toprak. Çobanlık eğitimi diyoruz. Mesela keçe sanatı eğitimi vermeye başladı gönüllülerimiz bazı şehirlerimizde, köylerde. Bunu bir silsileye dönüştürmeye karar verdik ve işte fona başvuracağız şimdi. Ne diyoruz? Diyor ki hayvanın diyor kaliteli olması lazım, yapağının, yününün diyor sanatçımız. Hı hı. Onun öyle olması için diyor çobanın diyor hayvana iyi bakması lazım. Doğru gıdayı vermesi lazım, iklim şu bu falan. Bunu bir bilgi olması lazım diyor yani çobanın. Oradan sonra kırkmacılık eğitimi alınması lazım diyor. Çünkü diyor parça pinçik olursa o yünler diyor işe yaramaz diyor keçe sanatında diyor. Sonra ardından kök boyacılık geliyor. Ardından da işin sanatı geliyor. Yaptılar, müzelerini bile kurdular ilçede. Efendim, hangi ilçede söyleyelim? Eskişehir Mihalıççık'ta. Belediye başkanımız da son derece aydın. Onların önünü açtı. İçlerinden birini de istihdam etti. Üretiyorlar, müzelerini açtılar, satışa da başladılar filan. Ne oldu? Şimdi bakın sanat bana şöyle bir şey yaptırdı. Ankara hakkında bir senfonik orkestra ile birlikte bir eser hazırlıyoruz. Ben metnini hazırlıyorum. Hazırlarken de okudum. Okuyunca da Ankara'nın 16. 17. yüzyılda bütün Anadolu'nun ekonomisini sof kumaşıyla ayaklandırdığını, geçindirdiğini öğrendim. Nedir bu sof? İşte Ankara'nın tiftik keçisinin yapağından oluşan bir kumaş. Allah Allah. Bu neyin nesi? Dedik. Meğer hala devam ediyormuş. Kızılcahamam'da Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz sağ olsun bunu sürdürmüş. Hatta belgelendirmiş de, yetki belgesini de almış falan. Ve birkaç ilçeyle birlikte bunlar başvurmuşlar ajansa. Makinalarını edinmişler. Kadınlara makinaları dağıtmışlar. Merkezlerde kadınlar eğitiliyor şu anda. Kumaş yeniden çıkmış kültür ortaya. Kültür aktarımı aynı zamanda. Evet. Kaç yüz yılın önceden bahsediyorum bakın. Ta bu zamana kadar gelmiş. Tohum gibi. Evet. Değil mi? O ata tohumlar gibi. O siyej buğdayı falan filan. Hala bin yıllık buğdaydan besleniyoruz hala. Aynı mantık. Kültür de öyle. Soyut olmayan, efendim somut olmayan her türlü kültür varlığını yaşatalım. Çünkü onlar için hası. Bizim kodumuzda olan şeyler. Toprağa düştüğümüz anda yayacağımız mineraller, vitaminler neyse onlar işte yani. Ondan doğuyor zaten yeni nesil. Onlarla geliyoruz tekrar dünyaya. Bunlara sahip çıkmamız lazım. O bize mutluluk getirecek. Evet. Doğamızla, morfolojimizle uyumlu olan şeylere bakmamız lazım. Yoksa başımız ağrıyor. Yoksa hastalanıyoruz. Evet. Tümör falan oralar polip molip bir şeyler çıkıyor bir taraflarımızda. Düşünecek şeyler oluşuyor. Asıl düşünmemiz gerekenden kopuyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla işte bunların özünü bulma derdindeyiz. Yani gıdanın da tohumun da ata tohumun peşine düşmek bu işte. Evet. Bir de Pınar Hanımcığım, eskiden bizim dönemimizde büyük annelerimizin aktarımı hep şöyleydi. Bu yıl ekilen, biçilen üründen mutlaka bir dahaki yıla tohum ayrılırdı. İşte o da tohumluk. Evet, tohumluk ayrılırdı ve
Diğerinin bahçesindeki ürün biraz hastalandıysa da onun için de ayrılırdı. Ya. Yani komşu bahçesine de ayrılırdı. Buyurun. Şimdi ben hani bu kültürle de çocukluğumda ben de hep köy, tatillerimi hep köyde geçiren, köyde toprağa dokunmayı seven, babaannesinin arkasından, hayvanların arkasından koşturan bir çocukluk yaşadım. Ya. Ve hani o şey şu anda belki de ihtiyacımız olan şey, oraya dönmek, o heyecanla, o yani ayağınız gerçekten toprağa bastığı zaman mutluluğunuz vücudunuzda fışkırıyor. Topraklanmak diye bir şey var. Evet, yeniden buraya dönülebilir mi sizce? Yani içindeyiz Elif Hanımcığım. Bu tohuma, tohumun aktarılmasına. Korkmayalım. Zaten içindeyiz. Sadece fark etmemiz gerekiyor. İçindeyiz evet, zaten. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Çok şükür ki hala içindeyiz evet. bunun. Sadece fark etmemiz gerekiyor. Buna karşı bir eğilim, bir işte bugünün tabiriyle moda yaratmamız gerekiyor. Dikkat çekmemiz gerekiyor. Akım. Zaten bunun içine girip de kendindeki iyiliği hisseden bundan vazgeçmez. Vazgeçeyim. Baksanıza halime, yanıyorum yani. Heyecana bakın. Ben de o ateşe bulaştım Pınar Hanım. Bulaştınız artık. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmasına imkan yok. Çünkü o Kayseri'de, o Bursa'da geçen hafta boyunca oralardaydık. O köyden gelen çocukların karşımıza geçip de gün doğar, gün batar ve tohum düşecek yer arar diye marşımızı söylediklerini gördükten sonra dedim tamam. Evet. Biz öze ulaştık. Yani Mustafa Kemal'in İstanbul'dan kalkıp gelip Anadolu'nun bağrını yarıp o atar damarı tutup bangır bangır salladığı gibi o atar damarı bulduğumuz zaman ki bulduğumuza inanıyorum ben. Hep birlikte bangır bangır atacak yüreklerimiz ve işte o zaman da zaten üretim de üretim gibi olacak. Efendim sanat da sanat gibi olacak. Kültür de kültür gibi olacak. Özlerimizi yakalamış olacağız ve iyi hissedeceğiz. Diyor ya fertlerin bile mutluluk evet. ve mutsuzluk anlayışları. Hayatın kendisini mutluluk ve mutsuzluk olarak açıklıyor Atatürk. Yani ekonomiyi de mutluluk ve mutsuzluğa bağlıyor. Ne bileyim teknolojiyi de, hayatı mutluluk mutsuzlukla özetliyor. O zaman mutlu olmak için bize formülü zaten gösterenler olmuş Atatürk'ünden evet. Yunus'una, Yesevi'sine. İşte bu bizim bu bilgelerimiz var. Bilgelerimiz var. Onların yolundan zamanda yolculuk yapmayı bilirsek onların yaptığı gibi okuduğumuz kitaplardan ne bileyim 1000 yıllık Endülüs Devleti'nden bunların hepsi var bizim literatürümüzde. Okuyup ne yapmış daha önce atalarımız? Evet. Toprağın altında 9 kat medeniyet var. Şöyle kazıyınca çıkıyor hepsi zaten. Ya, bağlamayla lir alt alta yatıyor yani. Evet. Bunların üstünde yürüyoruz biz. O enerjiyi düşünebiliyor musunuz? Bundan etkilenmemek mümkün mü? Değil. O yüzden toprağa basalım. Toprağın altında çünkü aradığımız her şey zaten. Evet. Toprağımıza sahip çıkalım. Suya, ağzınıza toprağa. Sağlık Pınar Hanım. Yani gerçekten çok keyifli bir program. Anlattıklarınız insanı çok heyecanlandırıyor. Bu heyecanı yaşamak, yaşatmak çok keyifli. Ne mutlu ki Ankara Büyükşehir Belediyesi televizyonundan bunu biz izleyicilerimize sizin aracılığınızı anlattık. Programı kapatmadan Tohumluk Vakfı gönüllüsü için ne yapmak gerekiyor? Yani sizin gönüllünüz değil, bu vatanın gönüllüsü olmakla. Eyvallah. Ne güzel söylediniz. Bir tırnak işaretine de bunu almak harikasınız. İsterim. Ne yapması lazım izleyicilerimizin? Şöyle adresimiz www.tohumlukvakfi.org. Orada gönüllü olmak istiyorum diye ikonlar var oralarda. Kolay yani hani user friendly derler ya böyle kolay bir kullanım sistemimiz var web sitemizin. Bütün bilgilerimiz orada. Gün gün giriyoruz. Her gün bir etkinliğimiz var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Evet. Tiyatrolarımızdan ne bileyim işte salça yakma etkinliğine falan filan. Bir araştırın önce okuyun. Önce iyice bir bakın. İçinize sinerse, sinmeyeceğini zannetmiyorum ama katılın. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Lütfen. Biz etkileşimden son derece mutlu olan insanlarız. Hani taşere etmek diye bir şey var ya işi. Farklı STK'larla paydaşlık yapmayı da seviyoruz biz. Onların uzmanlık alanına giriyorsa el sıkışmayı seviyoruz. Çünkü onlar artık o işi öğrenmiş, bitirmiş ve uyguluyorlar. Çok fazla paydaşımız var bu anlamda. Bunu da çok değerli buluyoruz biz. Kimseyle bir savaşımız ya da yarışımız yok. En iyi bilen, en iyi tohum kimdeyse onu ekmek istiyoruz. Evet. Beraber ekelim istiyoruz. O yüzden onları da davet ediyoruz. Biz de zaten gidip üye de oluyoruz. Başka STK'lara da. Kendimizi geliştirme derdindeyiz. Bir olmak, beraber olmak. Tam çıkış da bu. Çıkış ilkesi bu tam zaten. Tam da budur. En sonunda dediğim gibi inşallah kooperatifçilik konusunda da gerçek doğru bilgiye ulaşıp aydınlandığımızda çok başka şeyler konuşuyor olacağız. Bir dahaki programda sizin vesilenizle önce kendi öğretmenlerimin,
sonra ailemdeki öğretmenlerin, sonra bizi biz yapan tüm öğretmenlerin ve baş öğretmen Ulu Önder Atatürk'ümüzün öğretmenler gününü kutluyorum. Var olsunlar, başımızın tacılar. Onun dediği gibi sormuşlar ya, maaşları ne olsun paşam diye, milletvekillerinkinden fazla olsun demiş. Epey bir maaş bu yani. Keşke evet, şimdi de öyle olsa. Keşke. Keşke. Ağzınıza sağlık. Siz de sağ olun. Aramıza hoş geldiniz Elif Hanım. Çok teşekkür ediyorum seve bu fırsat için. Seve seve hoş buldum. Sağ olun. Ben de programı bütün öğretmenlerimizin, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, doğru bilgiyi, doğru görgüyü aktaran bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıkla kalın efendim.